Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. Birincisiyle ilgili tuttuğum atları paylaşıp ikincisiyle ilgili daha net analizlerle beraber karşınızda olacağım. Pist durumunun açıklanmasını bekledim ve yarışlar Santik Pist alındı. Yorumlarım Santik Pist'e göre olacaktır. Alt taraftan videoyu beğenir ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Ayrıca biz Twitter'da da Gifkoanaliz yazarak takip alabilirsiniz. Buraları aktif bir şekilde kullanıyoruz. Hem dikkat listeleri olsun hem paylaşımlar olsun. Bu tür durumlardan haberdar olmak için takip etmenizi hem Twitter olsun hem Instagram olsun hem de Facebook olsun söyleyebilirim. Yorumlara başlayalım. Pazar gününüzden çok fazla almayayım ve yarışları konuşarak günü tamamlayalım. Birinci koşuya baktığımızda denk isimlerin bir araya geldiği yarış ama Santik performansa dikkat çeken bir isim var. 3 numaralı Rammstein. Grup çok uygun. Rakipler öyle çok aman aman isimler değil. O yüzden de 3 numaralı Rammstein kazanmaya yakın. Rakiplerin 1-2 adım önünde. Ama Rammstein dışında bir attan bahsetmem gerekirse yani burası kapatılabilir. Ama bir attan bahsetmem gerekirse o isim 5 numaralı For Pleasure olur. Grey Pirate bu aralar çok koştu ve sert gruplarda mücadele etti. Bugün eksik koşma ihtimali var ve onu büyük ihtimalle bugün ilk atlayacak isim For Pleasure olacak. Eğer atladığında 1-2 boyda önlere çıkabilirse ben For Pleasure'dan burada tatlı bir sürpriz bekliyorum. Rammstein dışında farklı bir attan bahsedeceksem o isim 5 numaralı For Pleasure olmalı. Ama diğer atın tamamı gelebilir burada. Şanlı Hilal gelebilir, Gaps gelebilir, Grey Pirate gelebilir, Anadolu Kaplanı gelebilir. Bu kadar at yazılmışken Genceran da yazılabilir. Tercih sizin. 3 ile 5'e dikkat edin. Diğer atlar sizlere kalmış. İkinci koşuya baktığımızda burada dikkat çeken tek bir isim var benim nezdimde. 1 numaralı Siempre Ganador. Yani bu at son yarıştan çok üzerine gidilmeden kolay bir şekilde neticeler aldı. Bugün Kerem Eylül'e çok yüksek AGF çıkmış ama yani Siempre Ganador kesinlikle bu gruba göre iyi bir isim. Eğer işte Caracciolo, Influencer, Corcovado gibi isimler tempoları biraz yukarı çıkarabilirseler bu kadar geride kalmış bir Siempre Ganador'dan bugün etkili bir sprint izleyebiliriz ve yarışı kazandığını görebiliriz. Birinci algan için tek arayanlar Siempre Ganador'u değerlendirebilirler. Rakip yazmayı düşünenler özellikle idmanda çok beğendiğim bir at var. 5 numara Dynamite Power. Daha sonra 2 numara Kerem Meyli yazılabilir. 6 numara Influencer yazılabilir. 3 numaralı Corcovado yazılabilir ama yani 1 numara gerçekten Siempre Ganador çok çok şanslı. Ufaltmak isteyenler çok böyle bir şans denemesi, bir ufak oyun deneyeceğim diyenler Siempre Ganador'u tek başına bırakabilirler. Üçüncü koşuya geldiğimizde ben burada ikililerden 5 numaralı Beyond the Sea ile başlayacağım. Yani bu at Santik'te çok çok iyi koşar. Anne tarafından Lead Soldier mıydı? Aynen Lead Soldier da kardeş ki Lead Soldier dediğimiz at gerçekten böyle İzmir'de izlerken keyif aldığım atlardan biriydi. Çalışma olarak ki özellikle iç pistte yaptığı çalışmalar çok iyi. Yani 5 numara Beyond the Sea gerçekten iyi bir atım diye bas bas bağırıyor. Bugün yarış hayatına kazanarak başlayabilir ki ikilisi 4 numaralı Winter Song de iyi. O yüzden de kupon ufaltacaklar. Çok böyle ufak boyun yapacağım diyenler burada 4-5 ekürlerini tek başına bırakabilirler. Ekip yazmayı düşünenler varsa idmanda fena görünmeyen 8 numaralı Vesper ve 1 numaralı Ask the Legend yazılabilecek isimler. 5-8-1 diyorum ama tek arayanlar 4 ile 5 ekürlerinden birini bırakabilirler. Şartlı bir yaşada çıkan atlar olabilir. Ekürün mantığını zaten birçok kez anlattım. Ya bunu değerlendirin. Bugün özellikle ikinci şartlı birde çıkan atlar mutlaka olacaktır. Ekürün mantığını değerlendirerek kupon bedellerini daha da düşürebilirsiniz. Bunu da dipnot olarak söylemiş olayım. Dördüncü koşuya geldiğimiz ikinci aldıken yani birinci ayak ve ikinci ayak olarak çok zor yarışlarla başlıyor ve buralarda çok risk alınması tarafta değil. Zaten son ayaklarda risk alınabilecek, kupon ufaltılabilecek yarışlar mevcut. Buraya geldiğimizde ben burada önceliği yarışın sente dönmesinin en çok sevinen olan 3 numaralı Akkula ile başlayacağım. Ya yani Bat son yarışta 5. ilk elde etse de hem grubun dibinde bitirdi koşuyu hem de iyi bir netice elde etti. Bugün tekrardan kendi ve geçebileceği tarzda gruba geliyor. Ben bugün Gökhan Kocakay'ın yarışı çok geriden takip etmek yerine biraz daha ön gruba yakın takip edeceğini düşünüyorum ve bir yerden sonra yapacağım neyle beraber büyük ihtimalle viraj dönüm dönülmez liderliği alacak.
Oradan sonra da yakalanmadan bitiren bir Akkola görebiliriz. Benim çok net bir şekilde favorim 3 numaralı Akkola. Ama rakip yazacaksak son yarış oldukça etkili olan 7 numaralı Selkut. Daha sonra önde boş kalırsa ki büyük ihtimal liderliği alacaktır 6 numaralı Gökyüzü. Daha sonra 1 numaralı Sülümbike, 2 numaralı Yüksel Abi, 4 numaralı Ciğerdelen, 9 numaralı Arya Diva ve 5 numaralı Yetim Ali yazarak burayı kapatabiliriz. Risk alınacaksa o isim kesinlikle 3 numaralı Akkula olmalı. Rakip yazılacaksa bence burada çok fazla risk alınmamalı ve kapatılmalı. 5. koşuya geldiğimizde yine zor ve birbirine denk isimlerin bir araya geldiği yarış bizleri bekliyor. Öncelik 3 numaralı Uğur Babam'da. Yani son yarışta da dahil birçok yarışta çok beğendiğim bir at ve kötü koştuğu yarışta dezavantajlar yaşadı bu at. Yani ya kilosu ağırdı, ya yol problemi yaşadı, ya gidişat anlamında sıkıntı yaşadı derken bir türlü beklenen performans gelmedi. Bugün ben önde temponun yükselmesini bekliyorum. Mystery Focus olsun, Audrey Meydan olsun, belki işte Time Is Now, bunlar erken katılabilir, Raul katılabilir. Tempolar yukarı çıkacaktır. 3 numaralı Uğur Babam büyük ihtimalle grubu ortağı takip edip bir yerden sonra yapacağım neyle beraber yarışı yine çevirebilir. Şu an 4. at konumunda kazanırsa tatlı bir sürpriz de gerçekleşmiş olur. Benim favorim 3 numaralı Uğur Babam. Daha sonra 8 numaralı Art Not The Love. Devamlı geliyor, yarış bitiyor, geliyor, yarış bitiyor. Bugün doğru zamanda o sprint gelirse sonuca giden bir Art Not The Love görebiliriz. Daha sonra 9 numaralı Yellowstone, 4 numaralı Rabatto, 2 numaralı Gold Polat AGF'de geri planda kalmış ama fena bir at değil de zaman zaman çıkışları olan bir isim. Bugün biraz sentikten etkilenebilir ama grubun uygunluğuyla beraber bu fark kapattığını görebiliriz. Kalabalık geçecekler, Gold Polat'a dikkat etsinler. Daha sonra 7 numaralı Time Is Now, fena bir at değil, bir türlü kendini bulamadı, devamlı beklenti var. Bakalım bugün nasıl koşacak. 1 numaralı Raul, 6 numaralı Mr. Focus, 10 numaralı Audrey Meydan ve 5 numaralı Flandoz'u yazarak burası kapatılabilir. İlk ayak biraz garantiye gidelim ama son 4 ayakta neredeyse her ayakta bir alternatif tekimiz var ve oralarda kuponu falacaklar tercihte bulunabilirler. 6. koşuya geldiğimizde burada dikkat çeken tabii ki de bir isim var. 9 numaralı Topaz Girl. Yani tek atmamak için bir neden var mı? Aslında çok fazla yok ama benim kafamı kurcalayan 1-2 tane durum var. Bunlardan biri 5.2 pist koşulunda nasıl koşacak? Çünkü Çin pist ağır ve bu atların birçoğu bu tür pist koşullarında ilk defa koşacak. İkinci kafamı kurcalayan durum 9. kulvar. Ya 1200 metreye şöyle baktığımızda çok hızlı bir şekilde viraj geliyor. Bu at genelde 1. kulvardan çıkıp liderliği alıyordu. Yani buradan çıkıp da yani inanılmaz iyi bir start çıkışı yapması lazım. Çünkü çok kısa bir süre sonra hemen viraj geliyor bakın. Ve burada şunu da düşündüğümüzde 2 numara öne hamle yapacak. 4 büyük ihtimalle öne yakın gidecek. Mahir abi öne hamle yapar büyük ihtimalle. Tuğçe öne yakın hamle yapacak. Ya bunlarla beraber Topaz Göl'e öne yakın hamle yapacak ama dış kulvar dezavantajıyla beraber acaba liderliği alabilecek mi? Veya işte virajda biraz gerilerde kalabilir mi? Bu benim kafamı kurcaladığı için yanına bir tane at yazacağım ama kalitesine lafım kesinlikle yok. Gerçekten 1.18'lerde son yarışın Kenter kazandı. Bugün eğer 9. kulvarın dezavantajını yaşamayıp önlere gelebilirse Topaz Göl bugün kazanır. Canı gönülden gerçekten kazanmasını da istiyorum. Ama ben bu soru işaretlerinden ötürü yanına sigorta olarak 5 numaralı Mahir abi diyeceğim. Ankara'da oldukça güzel son 2 birincini elde etti. Bugün İstanbul'a geliyor. Baktığımızda çok ciddi hazırlıklarla geliyor ve normalde Binan Apras da bugün gelmiş İstanbul'a. 5. ayakta oğlum gireye biniyor. Büyük ihtimalle destek amaçlı geldiğini düşünüyorum. Mahir abiyi de bugün merak ettiğimi söylemek isterim. 9 numara söylediğim dezavantajları yaşamaz da kazanır. 5 numaralı Mahir abi bence burada biraz kendimizi garanti altına aldırabilecek isimdir. 9-5 benim sıralamam. 7. koşu şartlı 1'e geldiğimizde burada dikkat çeken benim nezdimde tek bir at var ve yani eğer ilk yarışın sıkıntısı yaşamazsa kazanır gözüyle bakıyorum. O da 3 numaralı Urfa Aslanı. Yani rakiplerine baktığımızda çok aman aman çalışma yapan ve işte Sentik'te çok iyi koşar diyebileceğim bir isim göremedim. Urfa Aslanı ise tam tersi Sentik'te daha iyi koşabileceğini sinyallerini veren bir at ki bu atın özellikle iç pist yaptığı 1.02.8'lerde uzun çalışması var ki sonunda da 25 geçmiş. Onun haricinde
24'e 37 kısa çalışmaları var. İdmanda çok güzel bir görüntüsü var. Yani ilk yarışı olmasa banko önerecektim direkt. Biraz ilk yarış olduğundan ötürü çekiniyorum. Ama bence yarış hayatına kazanarak başlamaya inanılmaz yakın. Eğer kupon ufaltmayı düşünüyorsanız 3 numaralı Urfa Aslan'ını ikinci bir tek adayı olarak değerlendirebilirsiniz. Şunu da dipnotu olarak söyleyeceğim. Büyük ihtimalle Urfa Aslan'ın ekürüsü Beybirak çıkabilir. Çünkü genelde böyle aparata bindiklerinde yarıştan çıkarıyorlar. Böyle bir durum olursa favoriyi yazmak yerine Urfa Aslan'ını yazarak iki tane at bir anda yazmış olabilirsiniz. Bunu değerlendirin. Çünkü büyük ihtimalle bu dediğim gerçekleşecektir ama yarışta kim favori çıkacak bu da önemli. Yani Flay Away AGF kalacak mı? Urfa Aslan'ı mı AGF olacak veya Vertigo mu olacak sonlarda belli değil. O yüzden de bunu takip ederek kim AGF olursa onu yazmayıp Urfa Aslan'ı yazarak iki tane at yazmış olabilirsiniz. İsteyenler 3 numaralı Urfa Aslan'ını tek olarak bırakabilir. Rakip yazmayı düşünenler 4 numaralı Vertigo, 1 numaralı Flay Heavy ve 8 numaralı The Gift diyeceğim ki birinci kul var. Hızlı bir şekilde büyük ihtimal önlere gelip liderliği alacak. Beyaz Bayrak Ayna yarışı yapabilir. Tamamen 3 numaralı Urfa Aslan'ı tarafındayım. 4-1-8 rakipler. 8. koşuya geldiğimizde 4 numaralı Sinan Reis'i günün bankosu olarak öneriyorum. Biraz daha cazip bir tek seçmeye karar verdim. Yani bilinen teklerden veya işte sıradan yorumlardan ziyade farklı analizle beraber farklı bir tek adayına yönelmek daha doğru geldi bana. Neden Sinan'dayız? Şimdi bir rakiplerine baktığımızda Miran Alp ile beraber alev kıran genel olarak uzun mesafede koşan isimler. Mübariz ara vere ve koşuyor ve en son 3 tane veya 4 tane çalışma yapmış ve uzun çalışması yok. Şef Kozif'in arası var. Çok Efe biraz da uzun mesafede iyi koşuyor. Berat'ın ve Oğlum Giray'da farklı illerden gelen isimler. Geriye Sinan Reis kaldı. Hem Sinan Reis önünde zorlayabilecek bir at görünmüyor. Hem bir mesafe avantajı var. Kilosu çok ağır değil. Seri bir şekilde önlere gelip zorlanmadan liderliği alacak. Eğer birileri çılgın tempolara girmezse, Sinan Reis'in çok üzerine gitmezse ben startla beraber liderliği alıp Beyaz Bayrak Ayna yarışı yapacağını düşünüyorum ve günün bankosu olarak 4 numaralı Sinan Reis'i öneriyorum. Günün son kozuna geldiğimizde ikramiye burada belli olacak bana kalırsa. Yani 2 numaralı Flying Nun gelirse büyük ihtimal ikramiyenin düşük olduğunu görebiliriz. Ama Flying Nun dışında bir at gelirse de ikramiye çok çok yukarı çıkabilir. Neden? Çünkü sona oyun getirmek isteyenler Flying Nun'ı tek atar. Diğer ayaklar öyle ya da böyle bulunur. Yani sona ayakta tek atarsan işte tabelayı 7-4 geçersin sallıyorum. Topazgöy'ü 9-5 geçersin. Şartlı bir yarış işte ekürüsü çıkarsa 2 atta geçebilsin bulunabilir. Ama son ayak biraz ikrami bilecek yarış. Ben burada ilk şansı 1 numaralı Flutter Shea'ya vereceğim. Yani sentik performans olarak rakiplerine göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu at son yarışında biraz daha kısa ve ağırlıklı koştu ve en son 4. ehliyetinde fena demeyeceğimiz bir grupta grubun dibinde bitiren bir Flutter Shea'yı görüyoruz. Bugün geldiği grup yani sanki çok üst düzey isimler var gibi görünebilir ama birçoğu Maiden veya Maiden'den çıkmakta zorlanan isimlerden oluşuyor. Eğer son yarışını tekrarlar ve kilodan etkilenmezse ben 1 numara Flutter Shea'dan AGF'si de bu kadar cazipken çok iyi bir yarış bekliyorum. Benim favorim 1 numaralı Flutter Shea. Daha sonra 9 numara Queen Aycha. Son birkaç yarışı iyi koşuyor. Bugün handikap 15 birinci ile beraber Maiden'e veda edebilir. Daha sonra 2 numaralı Flying Nun ve 4 numaralı Mor Salkım devreye girebilecek isimler. 1 numara favorim 9, 2 ve 4 rakipler diyerek bugünkü İstanbul yorumlarımı tamamlıyorum. 2 tane seçenek var. Ya Sinan Reis tek, ya Urfa Aslan'ı tek, ya da Topazgöl isteyenler tek atabilir. Bu 3 at arasından hangisi mantıklı geliyorsa ona yönelip diğerlerine yanına at yazabilir ve üçünü de tek atıp çok ufak bütçeli bir oyun deneyebilirsiniz. Tercih sizin. Benden bugünlük bu kadar. Umarım sizlere yararı olan yorumlar olmuştur. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.